Muharebeden galip çıkmak veya uduzmak meselesi değil. Muharebenin özü beynalxalq hukuka zıt, adaletsiz bir meseledir. Çünkü İkinci Dünya Muharebesinden sonra Birleşmiş Milletler'in ortaya çıkmasının esas temel sebeplerinden biri bir ülkenin diğer ülkeye karşı zorla arazilerin ele geçirmesini önlemek meselesidir. Ve Rusya hazırda Birleşmiş Milletler Tehlikesizlik Şurası'nın 5 daimi üzvünden biridir. Yani esas koruması gereken, bu beynalxalq hukuku korunması gereken bir ülkedir. Yani Amerika Birleşmiş Devletleri'nde, Fransa'da böyle ülkelerden ama gördüğümüz nedir? Yani burada sadece Rusya'nı günahlandırmak doğru değil. Yani hazırda bu beynalxalq hukuk meselesinde ciddi böhran yaşamaktadır. Yani bugün biz bunu öyle Amerika'nın veya Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'a karşı mevkiinde de görürük. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı apardığı siyasette görürük. Ve Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın başka ülkelere karşı davranışında da görür. Yani ikili standartlar oldukça mevcuttur ve bunlar beynalxalq hukukun temelini sarsır. Yani Rusya'nın Ukrayna'da muharebede galip gelmesi meselesi aslında beynalxalq hukukun kökünden mahvolması anlamına gelir. Çünkü iki süveren devlet, Birleşmiş Milletler'in üzvü olan devlet arasında torprak meselesi üzerine bir muharebe gelir. Yani zamanda Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü öz parlamentinden kabul etmiş 1999. yılda ve karara bağlanmış ki bura Ukrayna arazileri budur. Ama indi hemen arazilere iddiadır. Yani aynı şeyi Azerbaycan yaşadı hatırlayırsınızsa. Yani süveren Azerbaycan devleti, Birleşmiş Milletler'in üzvü olan Azerbaycan aynı şekilde Ermenistan da yeni müstakilliğin kazanmasına bakmayarak o dönemde Sovyet döneminden başlayan bir agresif siyaset Azerbaycan'a karşı ve torpak iddiası. Ama Azerbaycan'ın gücü yetti öz meselesini halletmeye doğru strateji ve hedeflerle. Ukrayna'nın gücünün yetip yetmemesi meselesi burada tabii ki Ukraynalar hazırda Vatan Muharebesi'nde direniş gösterir ama burada bir sıkıntı var. Yani Ukrayna bu muharebe başladığı süreçte diplomatik zeminini veyahut müttefiklik anlaşmalarını diğer meseleleri hayata geçirmemişti. Burada ciddi şekilde hem Amerika'nın hem de Avrupa'nın da mesuliyeti vardır ki Ukrayna'nı bu cür mecralara davet ederken tırnak arası diyelim mecraları yani işbirliğine onun tehlikesizlik teminatını da vermeliydi. Ama biz bunun karşılığını görmedik. Hatta bazı Avrupa ülkeleri Kırım Rusya tarafından ele geçirildikten sonra, ilhak edildikten sonra orada Kırım'ın neredeyse Rusya'nın bir parçası olarak, Donetsk, Lugansk'ı da Rusya'nın bir parçası olarak kabul etmeye hazırdılar. Yani bunu Norman Dörtlüsü veya Minsk anlaşmaları çerçevesinde de gördük. O sebepten yani bu muharebe Rusya'nın galip gelmesi, Ukrayna'nın uzması veya Ukrayna'nın bu seferle çıkması meselesi değil. Burada işin gerçeğinde beynalxalq hukukun nece işleyeceğini ve gerçekten işleyip işlemediğini görecek mi? Yani aynı şeyler bugün dünyada böhran başka yerlerde yani yakın şerpte olsun, uzak Asya'da olsun gördük ki biz beynalxalq hukuk dediğimiz yani Birleşmiş Milletler'in temel felsefesi ve diğer ciddi meseleler temelde sarsılmaktadır. Yani burada bir şey de hatırlatmak istiyorum. O sebeptendir ki mesela Türkiye'nin prezidenti Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in en yüksek kürsüsünden dünya beşten büyüktür ifadesini işleterek hatta Birleşmiş Milletler'in baş katibi bile reformların, Birleşmiş Milletler'de reformların gerçekleşmesi ve ıslahatların olması meselesini de gündeme getirip ki çünkü ciddi şekilde son illerde biz bu böhranın var olduğunu görürük. Yani Avrupa'nın içinden başlayarak hem Asya hem Uzak Asya, Latin Amerika, indi de Avrupa'nın tam göbeğinde yani bizim şimalımızda bu beynalxalq hukuk ihlalleri ciddi şekilde devam eder. Yani bunu korumaya mesul olan devletlerin bu cür davranışları da yol verilmezdi. Çünkü ciddi şekilde o zaman dünyamızı haos gözleyebilir. Hatta Allah uzak eylesin böyle diyerek 3. Dünya Muharebesi, atom muharebesi, atom silahları muharebesi ve diğer şeylerin de olma ihtimali riski ve artmaktadır.